Topraklarımızın her sesinden, her renginden, her nefesinden aldığımız güç ve inançla eşit bir dünya mümkün dedik. Bu dünyayı kurarken hiç şüphesiz kadınlardı rehberimiz. Her kadın yurttaşın sözü sözümüz, sesi sesimiz oldu. Kararlarımız, kaynaklarımız, hizmetlerimiz kadınların beyanları esas alınarak inşa edildi. Kadınların sesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'yla yükseldi. Türkiye'de ilk defa üst düzey bürokratlar durdurdu erkeklik rollerini. İmza attıkları her kararın eşitliğin izlerini taşımasını hedefledi. Çoğaldıkça sesler, büyüdü eşitlik isteğimiz. Şehrimizin eşitlik yollarını forumlarımızla, yerel eşitlik eylem planıyla, çalıştaylarımızla birlikte kat ettik. Şehrin hafızası, sanatı, mahallemizin kadınlarının ellerindeydi. Eşitsizlik sığmadı kadrajlarına, yeniden yarattılar dünyamızı. Tiyatro sahnesinde bu sefer yan komşumuz vardı, gözlerinde daha önce görmediğimiz mutluluğuyla. Müzik birleştirdi bizi dünyanın diğer yanıyla. Türkiye'li kadınlar Belçika'ya gönderdiler en güzel ezgilerini. Kadın dostu kent unvanına sahip şehrimizde parklar, taşıtlar, sokaklar, geceler ve elbette meydanlar kadınların da artık. Kadınlar bize, bizler onlara yurt olduk. Dayanışmanın anahtarı açtı kapılarımızı. Şehrimizin dört bir yanından kadınlar istihdam kurslarında, yoga, pilates atölyelerinde, dil kurslarında bir araya geldiler. Tarlalarda, köylerde, gidebildiğimiz her ilçede, toplumsal cinsiyet eğitimlerimizde hayallerimiz eşitlikte birleşti. Bambaşka kadınlarla, bambaşka İzmirler gördük kent körfez turlarında. Bir kişi daha eksilmeye yoktu tahammülümüz. Asla yalnız yürümedi kadınlar. Sığınma evlerimiz ve kadın danışma merkezimiz, psikolojik, hukuksal ve sosyal hizmet desteğiyle kadınların gücüne güç kattılar. Bazen hayallerimiz, çizgileri dünyanın dört bir yanından gelen karikatürlerdi. Bazen de turuncu bahçelerimizde, yitirdiğimiz kadınların yarım kalmış hayallerini bütün dallarında taşıyan ağaçlarla yeşerdi hırçın denizlerin şehrinden. Bir direniş türküsü geldi bahçemize, mücadelesinin kökleri bizlere emanet. Toplumsal eşitlik her damarda akmalıydı. Masal evlerinde çocuklar, rengarenk bir dünyanın adımlarını, gençlik çalıştayında gençlerimiz, başka türlü bir sevginin mümkün olabileceğini, kırmızı bayraklarla donattığımız şehrimizde her engelli kadın yurttaş, kent hakkının herkes için olduğunu hissetti. Çünkü biliyoruz ki bugün bizim aşındırdığımız bu yollarda yarın yeni bir yeşillik büyüyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi